Gündem dışı ikinci söz, ekonomideki güncel gelişmeler hakkında söz isteyen Konya Milletvekili Abdülkadir Karaduman'a aittir. Buyurunuz Sayın Karaduman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Tabii bugün ekonomi yönetimini hakikaten büyük bir hayretle takip ediyoruz. Aslında ekonomi yönetimini diyoruz ama ekonominin nasıl yönetilemediğini hep birlikte büyük bir hayretle takip ediyoruz. Türk lirası şu anda en aşağı seviyede, daha gideceği yer yok, vatandaşlarımız rahat olsun diyen bir ekonomi bakanı düşünün. Sayın Bakan, herhalde mizahın gücünü kullanmak suretiyle ekonomideki bu gidişatı düzeltmeye çalışıyor. Elbette ki bu da bir yöntem olabilir, ancak vatandaşlarımızın bu açıklamalara sabrı kalmamıştır ve emin olun ki artık komik bile değilsiniz. Yatırımcıya gelin, bürokrasiyi al aşağı eder, mevzuatı değiştiririz, Cumhurbaşkanımız da arkamızda rahat olsun diyerek güya güvence verdiğini zanneden Sayın Bakan, aslında ülkemizi karaladığının farkında bile değildir. Ülkemizi parayı verenin düdüğü çaldığı bir ülke haline getirdiğinizin itirafı değilse nedir Allah aşkına? Saadet Partisi olarak açık çağrımız şudur. Rakamlarla konuşmayacaksınız. Ekonomideki bu sorunların çözümüne dair ortaya bir vizyon koymayacaksanız görevden affınızı talep edin. Bunu sadece Sayın Bakan'a söylemiyorum. AK Parti'nin bütün yöneticilerine ifade ediyorum ve diyorum ki milletimize dönün ve görevden affınızı talep edin. Değerli milletvekilleri, ülkemiz yoksul bir ülke değildir. Ülkemiz fakir bir ülke değildir. Ancak kaynakları çarçur edilmek suretiyle yoksulluğa mahkum edilmiş bir ülkedir. Tarım ve hayvancılıkta özellikle zirve ülkelerden birisi olmamız gerekirken bugün et ve süt ürünlerinden temel bakliyat ürünlerine kadar neredeyse fiyatlar ateş pahası haline gelmiştir. Ürünlerde yapılan zamlar fahiş orandadır ki en son et ve süt kurumu kırmızı et ve tavuk ürünlerine %48 zam yapmıştır. Bir gün ekmek kuyruğu, diğer gün yağ kuyruğu, diğer gün et sıralarındaki kavgalar, aslında bu manzara yıllardır yürütülen yanlış tarım ve hayvancılık politikalarının bir neticesidir. Daha önce gençlere şunlar söylenirdi, denirdi ki ey gençler, siz eski Türkiye'yi bilmiyorsunuz, hatırlamıyorsunuz, bugün yeni Türkiye'yi yaşıyoruz diye bazı ifadelerde bulunulurdu. Ama bugün gençler bırakın eski Türkiye'yi görmeyi, adeta eski Türkiye'yi iliklerine kadar yaşamaktadır. Bakınız, sadece bir örnek bile bu krizin sebebini anlamamıza yetecektir. 2018'deki özelleştirmelerden önce şeker üretim kapasitesi %65 olan Türk Şeker'in fabrikalar satıldıktan sonraki kapasitesi %35'e düşmüştür. Fabrikaların satışından hemen sonra Rusya'dan şeker ithal etmeye başladık. Bugün gelinen noktada 4 ay önce 265 lira olan 50 kilogramlık şekerin çuvalı bugün 700 liraya dayanmıştır. Şeker üretimi baltalandıktan sonra da tamamen kimyasal olan nişasta bazlı şekere onay verilmiş ve sofralara kullanımı yaygınlaştırılmıştır. Milletin sofrasından organik şekeri alıp da yerine laboratuvarda üretilen şurubu koymak, bu millete açıkça düşmanlık etmektir. Nişasta bazlı şeker ülke satında derhal yasaklanmalıdır. Değerli milletvekilleri, kronikleşen sorunlardan bir tanesi de ülkemizde emeklilikte yaşa takılanların yıllardır yaşamış olduğu mağduriyettir. Yıllardır EYT sorununu çözeceğiz diyorsunuz.
Bu sorunun çözümü için maalesef en ufak bir çabanız dahi söz konusu değildir. Ancak milyonlarca mağdur verdiğiniz sözü tutmanızı, verdiğiniz söze sadık kalmanızı beklemektedir. İktidarınız birçok konuya kaynak ayırabiliyor. Ama EYT ve 3600 ek göstergeye gelince kaynağımız yok diyorsunuz. Kamuda kadroya geçirilecek dediğiniz taşeron işçilere gelince kaynaklarımız yoktur diyorsunuz. Bakınız yap işlet devret modeliyle sadece son bir ayda şirketlere ödeyeceğiniz garanti ücret 3 milyar lirayı geçecektir. 3 ay önce getirdiğiniz kur korumalı mevduat sistemiyle hazineden milyarlarca lirayı faiz alarak yine parası olana veriyorsunuz. Aynı zamanda hazineden yapılan toplam faiz ödemesi son bir ayda 43 milyar 669 milyon lira olarak gerçekleşmiştir. Yani bu rakam geçen yılın aynı ayına göre %242 arttı. Bütün bunlar devam ederken elbette ki EYT'liye hakkını vermek de kabul edilebilir değildir. Milyonlarca vatandaş evine ekmek götüremezken siz onlardan aldığınız vergiyi faiz yoluyla modern tefecilere peşkeş çekiyorsunuz. Fakiri daha da fakir, zengini daha da zengin yapan bu ucube sistemin maalesef ki işleticileri oldunuz. Değerli milletvekilleri, ülkemiz elbette ki bu karanlık girdaptan kurtulacaktır. Üstelik bunun için 19 yıllık bir hazırlık yapmaya da elbette ki gerek yoktur. Teknolojiden tarıma, eğitimden dış politikaya, adalet sisteminden ekonomiye, her alanda tam bağımsız bir Türkiye'yi kurmak ve buna inanmak ve bu doğrultuda samimiyetle çalışmakla ülkemizi el